Evet arkadaşlar, şimdi benzer bir şekilde örnek 2.34 yapmaya çalışalım. Burada bu sefer türevi alırken biliyorsunuz hiçbir şey belirtmediğim için doğrudan sinüs x'in ilk türevini aldı. Peki ya ikinci türevini almak isteseydik? Bu durumda buraya 2 yazmamız gerekecekti arkadaşlar. 2 yazdığımızda yine pi ile pi arasında grafiğini çizdir dediğimizde bu sefer sinüs x'in değil bize şuraya yazalım. Türev ikinci mertebe örneği. Şimdi çalıştırdığımızda bize aslında kosinüsün değil bu sefer eksi pi ile pi arasındaki sinüsün grafiğini verecek arkadaşlar. Çünkü sinüsün ikinci türevi eksi sinüs şeklinde verileceği için bu şekilde bir grafiğimiz olacaktır arkadaşlar.